Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin son dönemde yaptığı önemli bir yatırımı paylaşacağız. Biliyorsunuz artık yapay zekanın insanlığın yerini almasını, daha doğrusu insan işçilerin, çalışanların yerini almasını hepimiz biliyoruz. Yani bununla ilgili pek çok haber vesaire var. Hatta bugüne kadar yapay zekanın insanlardan çok daha verimli bir şekilde yapabildikleri şeylere de şahit olduk. Ama şimdiki arkadaşlar gerçek anlamda işsizliği tavana vurdurabilecek bir hamle. Xiaomi, yani dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi, 24 saat boyunca hiçbir insana ihtiyaç duymadan tamamen kendi başına çalışabilen akıllı fabrikasını hizmete sundu. Bu ne demek? Şimdiye kadar zaten arkadaşlar otomasyon ve yapay zekayı harmanlayan bazı fabrikalar vardı. Bazı sistemler mevcuttu. Fakat bu sistemler yine de bazı noktalarda insanlara ihtiyaç duyuyorlardı. Yani tamamen kendi başına çalışabilen bir fabrika şimdiye kadar söz konusu değildi. Örneğin otomasyon makineleri vesaire vardı, tamam, ama bunların başında hep insanlar vardı ve bir manuel müdahale söz konusuydu. Xiaomi'nin yeni fabrikasında ise hiçbir insan müdahalesi söz konusu değil arkadaşlar. Yani siz bilgisayardan giriyorsunuz ve üretim bandı bitene kadar kaç gün sürüyor? Atıyorum 10 günlük bir üretim bandı. Bu süreç içerisinde fabrika hiçbir şekilde insan müdahalesine ihtiyaç duymuyor. Zaten yapay zeka da işin içerisinde olduğu için bazı şeyleri hesaplayarak bunun müdahalesini, eğer müdahale gerekliyse, kendisi gerçekleştirebiliyor. Bu şimdilik teknoloji adına çok iyi bir gelişme gibi gözükebilir arkadaşlar. Fakat önümüzdeki süreçte sanayi devlerinin bu tarz fabrikalara geçmesiyle birlikte ülkemizde dahil pek çok ülkede, ki bunların başında da Çin geliyor, işsizlik sıkıntısı baş gösterecektir. Dahası insanlar için ödenen ücretler çok daha azalacaktır arkadaşlar. Neden? Böyle bir fabrikada insan işçiye ihtiyaç duyulmadığından ötürü otomasyon sistemi ya da yapay zeka sistemi bir kere kurulduğunda bu meblağlar ödendiğinde bir daha aylık ücretler vesaireler söz konusu olmayacak. Dolayısıyla şimdilik yapay zekanın isyan çıkarma, ne bileyim greve gitme, maaşına zam isteme gibi bir durumda söz konusu olmayacağından pek çok üretici bunu tercih edebilir. Şimdilik bu durum Çin'de başladı ama önümüzdeki süreçte mutlaka bir yatırımcı bunu Türkiye'ye getirecektir. Belki bir 10 sene içerisinde değil ama 20 sene içerisinde arkadaşlar, kesinlikle biz bu akıllı fabrikaların ülkemizde dahil pek çok bölgede hızla arttığına tanıklık edeceğiz. Dediğim gibi bu ilk etapta bizler için sorun değil ama ilerleyen günlerde ciddi anlamda işsizliğe yol açacağı, belki bizlerin çocukları, belki çocuklarımızın çocukları için gelir açısından, iş açısından büyük tehlike yaratacağını söyleyebiliriz. Fabrikalar akıllı sistemlere geçtiğinde elbette pek çok iş kolu da akıllı sistemlere geçecektir. Yapay zeka ile işlerini halletmeye başlayan pek çok kategori göreceğiz. Şimdiden zaten video editlemelerinden tutun da bir müzik editi bile yapay zeka ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Önümüzdeki süreçte yapay zekanın işverenler açısından oldukça verimli bir şekilde kullanılacağını söyleyebiliriz. Fakat aynı şeyi işçiler, yani çalışan kesim için söylemek çok doğru olmayacaktır arkadaşlar. Xiaomi'nin bu hamlesi Çin'de aslında büyük ses getirdi. Bir yandan dediğimiz gibi teknoloji alanındaki bu yenilik kutlandı. Dediler ki işte Çin'in gücü, Çin bu konuda da bütün dünya devlerinden ileride. Ama bir yandan da dediler ki ya Çin'de zaten işçi ücretleri çok düşük. Biliyorsunuz Çin'de bir işçinin günlük ücreti dolar bazında aşırı derecede düşük arkadaşlar. Zaten pek çok teknoloji devinin Çin'de fabrika kurmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve dediler ki bu fabrikaların hızla yaygınlaşması Çin'deki işsizliği hızlı bir şekilde arttıracaktır. Dahası Çin'de işçilik ucuz diye fabrika kuran teknoloji devleri de fabrikalarını kendi ülkelerine aktaracaklardır. Neden? Çünkü yeni sistemde tamamen makineler çalıştığı için işçilere gerek olmayacak. Dolayısıyla da düşük işçi ücreti diye bir terim olmayacak. Elbette bu pek çok problemi beraberinde getirebilir. Ama şimdiden ne olacağını kestirmek biraz zor arkadaşlar. Lakin şunu hep söylüyoruz. Yapay zeka tamam günlük işlerimizi çok kolaylaştıracak. Keza akıllı sistemler günlük hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ama önümüzdeki süreçte pek çok meslek ne yazık ki tarihe karışacak. Zaten bunu biz zaman içerisinde gördük. Geçmişe baktığımızda, yani şöyle bir 30 yıl öncesine baktığımızda var olan mesleklerin pek çoğu şu anda ortadan kalkmış durumda.
pek çoğu yok ve muhtemelen bir 30 yıl sonra da şu andaki mesleklerin pek çoğu ortadan kalkmış olacak. Ve tehlike şu arkadaşlar, insanların çalışabilecekleri yeni iş kolları epey sınırlanmış durumda. Bunun altından nasıl kalkılabilir ve insanlar yeni iş kollarına nasıl yönelebilirler? Yoksa bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi insanlık yine tarıma mı yönelecek? Yani bütün işi yapay zeka ve makinalar yaptığında insanlık yine aynı eskiden olduğu gibi yoğun bir şekilde tarım, hayvancılık gibi yapay zekanın yapamayacağı şeylerle mi uğraşmaya başlayacak? Bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sorularınız varsa onları yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.